Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülce. Bugün aslında şöyle söyleyeyim öncelikle sizlere. Videonun başlığını kararlaştırmadım, sadece içeriğimi kararlaştırdım. Videonun başlığı ya iç mimarlık bölümünde kullanılan kalemler olacak ya da kalem kutumda ne var olacak. Bu kalem kutumda ne var konsepti benim YouTube'da çokça gördüğüm bir konsept ve açık konuşmak gerekirse çok da dalga geçtiğim bir konseptti ama bugün kendime bir kalem kutumda ne var videosu çekerken buldum. Dedim ki hani kalem kutumda ne var diye biraz saçma falan diyordum kendi kendime. Ama daha sonrasında şunu fark ettim. Hani kendi bölümümle bağdaştırıldığında aslında çok da saçma bir konsept değil benim için. Zaten bizim işimiz çizmek olduğundan dolayı kalemlerle oldukça haşır neşiriz. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Galiba kamerayı birazcık uzakta kaldım. Şöyle size birazcık daha yaklaşayım. Bugünkü videomuzun içeriği bu şekilde. Videoya başlamadan Instagram'ı yazıyorum. Takip ederseniz gönderilerimde sevinirim. Videoya başlayalım. Şimdi kalemleri göstermeden önce şuna değinmek istiyorum. Benim okula giderken tamamen okulda kalma süreme, derste yapacağımız çalışmaya göre değişiyor bu ama bazen yanımda bir, bazen iki, bazense yanımda üç tane kalemlik götürdüğüm oluyor. İşte birini renkli kalemlerle dolduruyorum, birini kurşun kalemlerle, birini falçatayla yapıştırıcıyla. Yani o yüzden yanınızda gerçekten bayağı bir malzeme götürmeniz gerekiyor ve bu da zaten sırt çantası taşımamı doğuruyor. Yani ben hep okula sırt çantasıyla gidiyorum ağırlıklı olarak, böyle teorik ders yoksa. Çünkü zaten bunları bir kol çantasına sığdırmam tahmin edersiniz ki çok zor, hatta imkansız. Yani yanınızda böyle bolca kalemlik götüreceksiniz. İlk olarak benim emektar kalemliğimle başlayalım. Ben bunu birinci sınıftayken almıştım. Okulda birkaç kişi de gördüm ve gerçekten yanıma çok fazla kalem götürdüğüm için bana çok konforlu gelmişti. Bu videoda şuna da değineceğim. Nereden aldım, ne kadar aldım, ne zaman aldım. Bütün soru işaretlerine cevap olmak istiyorum her zamanki gibi. Videolarımdaki öncelikli amacım bu zaten. Bakırköy'den Hakikat Kırtasiye'den aldım. Bu bir sponsor videosu değildir yani, haberiniz olsun. Ama Hakikat Kırtasiye benim sıkça alışveriş yaptığım bir yer. Mimari malzemeler satan bir kırtasiye ağırlıklı olarak. Bunun ne kadar aldım? Tabii ki onun dışında başka yerlerde de bulabilirsiniz. Ben nereden aldığımı söylüyorum sadece. Ne kadara aldım? Yanılmıyorsam bunu 30 ya da 35 liraya almıştım. Genelde zaten bu konseptteki kalemliklerde fiyatları bu aralıklarda oluyor. Şu kenardaki anahtarlığı göstereyim. Ben bunu Cunda Adası'ndan almıştım. Burada böyle anahtar şeklinde bir Mickey Mouse var ve burada da Cunda yazıyor. Ben böyle çantalarıma, kalemliklerime çok takarım. Pijamam gözüktü, çaktırma. her neyse, şimdi kalemliğimle başlayayım. Ay, düşürüyordum. Bu kalemliğin cezbeden tarafı şu. Hemen gösteriyorum. Kalemliğin böyle açılması ve kocaman bir şey olması. Bu kalemliği böyle bir dürüm misali sarabiliyorsunuz. Böyle sardığınızda, hatta saralım. Ve eski haline göre gerçekten ufalıyor. Çantaya da kolayca girebiliyor. Şimdi tekrardan içine açalım. Şöyle bir olayı var bu kalemliğin. Ben gerçekten eğer ki böyle çizim kursuna gidecekseniz, mimarlık, iç mimarlık gibi, çizim ağırlıklı bir bölüme gidecekseniz kesinlikle, zaten görürsünüz çok işte vardır, bu tarz bir kalemlik edinmelisiniz. Böyle özellikle kalemlerin tepelerini kapatacak burada bir böyle bir parçası var. Zaten buradaki kalem lekelerini görüyorsunuz. Özellikle şunu söyleyeyim. Eğer ki çok kaleminiz varsa bunu böyle masaya açtığınızda çok rahat ediyorsunuz. Çünkü öbür türlü bir kalemliğin içinden işte bir silgi bulmaya çalışırken bazen böyle ben yarısını çıkartmak zorunda falan kalıyorum. Bunun öyle bir rahatlığı var. Burada hiçbir şey çıkartmak, aramak zorunda değilsiniz. Genel olarak içi bu şekilde. Bir de böyle size önünü göstereyim. Önünde de bunun markası neymiş bu arada? Beck yazıyor. B-Beck. Bunların bir de Jetpack versiyonları var. Benimkisi B-Beck. İşte böyle fermuarlı bir bölümü var. Çok güzel şeyler var gerçekten. Bunun içi birazcık fakir. Burada işte. Buraya pek bir şey koymuyorum. Çünkü bir aralar burayı çok yüklendiğim için kalemlik yırtıldı. İlk olarak size burayı kapatalım. Burayı da göstereceğim. Böyle kalemlerimi göstereyim. Şimdi bunları çıkarayım ki elimde daha rahat görün. Şimdi bir tanesini çıkaralım. Zaten bu göstereceğim kalem
Baştan söyleyeyim, hiç enteresan bir kalem değil. İlk resim dersinde de olsa bu kalemleri kullanmışsınızdır. Hiç enteresan bir kalem değil. Ama göstereyim çünkü elinizde bundan onlarca olacak. Böyle Faber-Castell'in hepinizin bildiği kalemleri vardır ya. Lacivert, bir de böyle gold rengi resim kalemleri. Bunların böyle numaraları vardır. Eğer ki bilmeyenler ya da hiç kullanmayanlar için açıklayayım. İşte 2H, 2B, 3B... Böyle 8B'ye kadar falan gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Zaten okulda böyle ilk başladığınız anda çizim ağırlıklı bir bölümdeyseniz, iç mimarlık gibi, direktman sizden bu kalemlerden istiyorlar. Ve zaten elle yaptığınız çizimleri de en başta uçlu kalemle yapmanıza izin vermiyorlar. Bu kalemleri, yine makyaj bloggerine bağlayacağım ama, bu kalemleri kullanmanızı istiyorlar. Bu arada şu hareketten nefret ediyorum ama kamera başka türlü odaklamıyor, çok üzgünüm. Bu ürün arkadaşlar... Bu kalem böyle bir kalem işte. Bu kalemlerinize çok iyi sahip çıkın. Ne demek istiyorum? Birincisi üstündeki yazılar gerçekten çok rahatça siliniyor. Bir müddet sonra anlamıyorsunuz hangisi 2B, hangisi 3B. Eğer ki imkanınız varsa buraya böyle etiket yapıştırıp oraya yazabilirsiniz 2B, 3B diye. İlk olarak kalemlerimiz, en çok kullandıklarımız böyle. Elde yaptığımız için çizimleri daima bu kalemleri kullanıyoruz. Böyle uçlu kalem özellikle birinci sınıfta kullanmamızı istemiyorlar. Çantamda 2-3 tane uçlu kalem taşıyorum ve dürüst olacağım. Hoca görmediği sürece ben çizimlerimi uçlu kalemle yapıyorum. Ya bu resmen kalem kutumda ne var videosu oldu ama olsun, belki merak edenleriniz ya da böyle kırtasiye malzemelerine benim gibi ilgili olanlarınız vardır. Bir tane Faber-Castell'in 07 Grip miydi bunların adı neydi? Böyle bir lacivert uçlu kalemi var. Bunlar şimdi birazcık dolar sebebiyle pahalanmış. Yani Faber'in böyle bir uçlu kalemi var. Bir de bunu da A101'den aldım. Ve bence gayet güzel. Ne var yani, A101'den almış olabilirim ama. Böyle lila bir uçlu kalem. Üzerinde gözüküyor mu bilmiyorum. Unicornlar var minik minik. Bu da 07. Ben genelde 07'ciyim. 05'i birazcık bastırarak çizdiğim için kırıyorum. Teorik dersler için... Bunları biraz hızlı geçeyim, çok konuştum. Bir tane böyle kalın, pembe, keçeli bir kalem. Sonraki kalemlerimiz Rapidolar. Bunu bir önceki videomda uzun uzun açıkladım. O yüzden çok uzun üzerine durmayacağım. Ama kalemliğim de olduğu için göstereyim. Bende iki tane 05 varmış. Birisi Artline'ın, birisi Faber-Castell'in iki tane Rapidosu. Daha doğrusu bunlar tam anlamıyla gerçek bir Rapido değil. Çakma Rapido olarak geçtiğini de söyledim. Dürüst olmak gerekirse Faber-Castell'in kimi yoksa Artline'in kimi? Ben açık ara Artline diyeceğim. Çünkü şu koyu gri olan Artline ve ucu birazcık daha dışarıda olduğu için çizim yapmaya daha müsait. Eğer ki birini tercih edecekseniz ben Artline'ı birazcık daha tuttum. Bunun dışında böyle bir tane Stabilo'nun mavi bir renkli kalemi. Yanınızda bir tane tükenmez kalem, mavi ya da siyah götürün. İşte derslerde imza atmak için falan kullanırsınız. Artık bunu bile söyledim. Bir tane de böyle yeşil bir renkli kalemim var. Bunları çok hızlı geçiyorum. Onun dışında bir tane makasım var. Kesim işlerini, özellikle maket falan yapacaksanız genelde falçata kullanıyorsunuz. Falçata kullanmanızı istiyorlar. Ama yanınızda muhakkak bir tane de makas olmalı bence. Onun dışında az önce size unicornlu bir kalem göstermiştim. Onun ucu, ya şöyle yapayım, güneş vuruyor, birazcık sinir oldum. Hiçbir şey gösteremiyorum. Peki göstereceğim malzeme ise şu an çıkarttım. Benim kalem kutumdaki favori malzemem. Dünyanın en tatlı falçatası. Parmağımla kıyaslayayım, resmen baş parmağım kadar, ki benim parmaklarım küçüktür. Çok küçük bir şey bu. Şimdi diyenleriniz vardır, ya bununla ne kesilir? İnanır mısınız bilmiyorum. Kanalımda videosu da var. Buralara bir yere bırakırım. Ben bununla vaziyet planı maketi yaptım. Mukavvalar kestim, kartonlar kestim. Bir binanın dış cephesini yaptım. Sadece bu falçatayla. Şimdi şu kısmı gösterecek olursam, bu benim daima yanımda olan kalemliğim. Size bence böyle olmazsa olmazları buradan işaretleyeyim. Öncelikli olarak bence kesinlikle şu formatta bir kalemlik edinin. Almanız gerekenleri söyleyeyim. Bir kere şu Faber'in böyle lacivert gold olan kalemlerinden 2B, 3B, HB, 2H gibi numaralarını alın. Bir tane, iki tane uçlu kalem bulundurun. Rapido, yani bence şu Rapidolar sizin hayatınızı kurtarabilir. Gerçekten bir kurşun kalemin kağıtta bıraktığı izle bu Rapidoların kağıtta bıraktığı iz birbirinden birazcık farklı oluyor. O yüzden bence bir tane de olsa
rapidolardan edinin. 1 adet makasınız muhakkak olsun. 1 adet falçatanız muhakkak olsun. İşte tahta kalemidir, uçtur. Bunlara bir şey diyemem, siz bilirsiniz. Hemen burayı göstereyim. Bir tane bantım var. Bu artık böyle bitmeye yüz tutmuş. Bayağı bir azalmış. Bant alacağım. Bunu da aklıma bir köşeye yazmış olayım. Bana... Yine düşürdüm. Bugün her şeyi düşürüyorum. Onun dışında böyle artık ölmüş. Bunu göstermeyeyim, bunu sonra göstereyim. Bir tane böyle ölmüş bir silgi çıktı. Bu Faber'in mavi silgisi. Bence silgi alacaksanız bundan şaşmayın. Bir tane de böyle yine benim favorilerimden birisi olan unicornlu bir silgim var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Masaya koyup koyup silmiyorum. Çünkü kıyamıyorum. Onun dışında benim bir tane daha kalemliğim var. Şimdi onu göstereceğim. O genellikle proje derslerine böyle ya da eskiz çalışmamı gerektiren bir ders varsa orada kullandığım bir kalemlik. Hemen kamerayı düşürüyordum. Hemencik göstereyim. Böyle tersinden göstereyim. Böyle şeffaf. Aslında bu da bir makyaj çantası. Ama gerçekten benim işimi çokça gören bir çanta. İlk olarak böyle pembe bir hesap makinesi var. Bu Noki'nin bir hesap makinesiydi. Böyle şurası mor. Buraları açık pembe, buraları da koyu pembe. Yani herkes soruyordu nereden aldın, nereden aldın. Özellikle vize ve final haftalarında yanımda götürüyorum. Bunu Deniz Atı diye bir kütahyadan aldım ama hakikatte de var ve geçen günlerde Mediamarkt'taydı galiba. Ya da Teknosa'da da olabilir. Orada da gördüm. Ben bunu 35 liraya mı 40 liraya mı öyle bir şey almıştım ama şu an birazcık daha fiyatları yükselmiş. Garantili bir hesap makinesi. 2 ya da 3 yıl garantisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada böyle küçük bir dosya var. Bunun içinde neler var size göstereyim. Bu dosyayı da ben genelde yanımda götürüyorum. İçinde böyle kaybolmaya yüz tutacak şeyleri tutuyorum. Öncelikle bir tane flash bellek var. Özellikle böyle çıktı alacağım zaman falan flash belleği kullanıyorum. Sizin de muhakkak bir tane flash belleğiniz olsun. Onun dışında bol bol paket lastikleri var burada. Biraz açımı değiştirdim. İnşallah görüntü kalitesi düşmemiştir. Bir de böyle pembenin her tonu. Ben biraz pembe rengini kırtasiyeyi de severim. Böyle renkli şeyler var. Nedir bunun adı tam bilmiyorum. Böyle kitaplarınızın arasına falan koyarsınız ya. Nerede kaldığınızı görmek için. Böyle renkli renkli şeffaf, yapışkanlı, yine post-it'i andıran bir şeyler var. Bunları böyle bu dosyada muhafaza ediyorum. Özellikle proje dersinde kullandığım bunlar ne? Üzerine Polyart yazıyor. Galiba bunları yine Migros'tan aldım. Pirit'in böyle boyaları var. Aslında çok vardı bunlardan ama ya kırıldı ya zamanla başına bir iş geldi. Kalanları ben muhakkak çantamda tutuyorum. Bunlar böyle kalem pastel gibi. Zaten böyle şuradan çevirdiğinizde bayağı bir açılıyor. Böyle eskiz çalışırken markalarınıza ziyan etmek istemiyorsanız böyle kalem pasteller alabilirsiniz. Bunlar Migros'ta falan birçok yerde var. Bir de böyle bende Pirit'in kuru boyaları var. Bence kuru boya muhakkak bir tane edinin. Bunları böyle lastikledim. İhtiyacım olduğunda mesela çok fazla eskiz çalışacaksam, çok emin olduğum bir eskiz değilse o, yani böyle yırtıp atabileceğim bir şeyse genelde ben kuru boya kullanıyorum dürüst olmak gerekirse. Markaları kanalımda ilk kez görmeyeceksiniz. Daha önce gösterdim ama markalarla ilgili bir şey değinmek istiyorum. Öncelikle markaların fiyatlarıyla başlayalım. Marker biraz daha böyle nasıl yine düştü. İlk olarak fiyatlarını söyleyeyim hazır almak derken. Markerlar 5 liradan başlıyor. Böyle 10-15 liraya kadar gidiyor. Bir tanesini göstereyim. Bu benim en çok kullandığım ve en sevdiklerimden birisi. Böyle iki uçlu oluyor bu markerlar. Birisi bu şekilde kalın uçlu. Biri de size biraz daha detaya inebilmeniz için ince uçlu markerlar. Böyle iki ucuyla değerlendirebiliyorsunuz. Mesela bunu kağıtta göstereyim. Burada bir gül kurusu görüyorsunuz. Bunu ben kağıda çizdiğimde şok geçirmiştim. Bayağı bildiğiniz neon pembe. Ve gerçekten alacaksanız daha çok nude renkleri almaya çalışın. Touch markerlar biraz daha pro markera göre uygun. Yine iki uçlu. Şöyle birisi kalın, birisi ince. Bunlar da gayet güzel, gayet iş görür. Hatta birazcık daha pro markere göre kalın. Bunlar da touch marker olarak geçiyor. Aslında çok da bir fark yok. Sadece marka farkı, siz bilirsiniz. Salmon Pink diye bir... Şöyle söyleyeyim, masraflı olan kısma giren şeyler bence kesinlikle markerlar. Marker işi masraflı. Ve ama alırsanız projelerinizde gerçekten kendini çok güzel gösterecek bir şey. Son olarak kalemlerle ilgili size şunu da göstereyim. Bir tane
Bunu markerlarla birlikte aldım. Beyaz bir kalem. Böyle bir nasıl anlatayım size? Tam olarak kuru boya gibi de değil. Ucu birazcık yağlı bir kalem. Böyle bir Lira diye okunuyor sanırım. Bir Alman markası. Benim gibi gül kurusu diye alıp kağıda döktüğünüzde böyle neon bir renk çıkıyorsa bununla rengi pastelleştirebilirsiniz. Üzerinden geçtiğinizde biraz daha böyle rengi solduruyor ve özellikle mermer detay gibi şeylere çalışacaksanız kesinlikle bununla o ifadeyi kazandırabilirsiniz. Çok önemli. Hem böyle kurşun kalemlerimi, çizim yaparken kullandığımız kalemleri, hem de renkli boya kalemlerimi sizinle paylaşmak istedim. Ne kadardır, nereden alabilirsiniz gibi gibi böyle püf noktalara, ne olmazsa olmaz gibi püf noktalara değinmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdaki butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.